PayPal Türkiye'ye geliyor mu? PayPal'la ödeme yapan site ve uygulamalardan para kazanmamızın önü açıldı mı? Çekoslovakya yalaştıramadıklarınızdan mısınız? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası bu videoda. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Son günlerde global ödeme sistemi PayPal'ın Türkiye'ye döneceğini iddia eden haberler yayınlandı. Heyecan dorukta. Eğer bu gerçekleşirse sadece PayPal'la ödeme yapan site ve uygulamalardan para kazanmamızın da önü açılacak demektir. Bakın ellerim sürüyor bakın. Bildiğiniz üzere PayPal ve Apple Pay gibi ödeme platformları Türkiye'de hizmet vermiyor. Peki ne oldu da bunun değişeceğine dair haberler görmeye başladık. Şöyle ki kişisel verilerin korunması kanununda önemli değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler 12 Mart 2024'ten beri yürürlükte. Özellikle KVKK'nın 9. maddesindeki değişiklik epey önemli. Şöyle anlatayım. Önceden global firmaların Türkiye içerisinde bir veri merkezi açması ve kullanıcı verilerini sadece Türkiye'de depolaması gibi bir zorunluluk vardı. Artık kanunda belirtilen yetkinlikler karşılandı ve kullanıcının rızası alındığı sürece yurt dışı kuruluşu global şirketler kullanıcılarına ait kişisel verileri kendi ülkesinde de barındırabilecek. Ancak bunu yapması için de bazı yeterlilikleri karşılaması gerekecek. Bunlar da çok büyük sıkıntılar içermeyen şeyler, maddeler. Bunları kolayca yapabilir. İşte gerçekleştirilen bu regülasyonun PayPal ve Apple Pay gibi ödeme sistemlerini Türkiye'ye geri döndüreceği iddia ediliyor. Bu iddia doğru mu? Üzülerek belirtiyorum, tam olarak doğru değil. Çünkü PayPal ve Apple Pay'in Türkiye'de hizmetlerin durdurması %100 KVKK kanunuyla ilgili değildi. PayPal Haziran 2016'da ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemleri yönetmeliğindeki birincil ve ikincil sistemlerin yurt içinde bulundurulmaları zorunluluğunu yerine getirmediği için Türkiye'den çekilmişti. Bu yüzden de PayPal'a BDDK o dönemde ödeme kuruluşu lisansı vermemişti. PayPal da haliyle oyun dışı kaldığı için Türkiye operasyonunu durdurmak zorunda kalmıştı. PayPal ve bunun gibi yurt dışı yerleşik ödeme sağlayıcılarının lisans alabilmeleri için Türkiye'de mevcut ödeme hizmeti mevzuatı kapsamında bilgi sistemlerini Türkiye'de bulundurma zorunluluğu hala devam ediyor. Bunda herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi birincil ve ikincil sistemlerin Türkiye'de bulundurulması ne demek? Gerekli olan tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli ve istenildiği an erişim sağlayabilecek şekilde kaydedilmesini ve kullanılmasını sağlayan altyapı, donanım, yazılım ve veriden oluşan sistemin tamamının Türkiye'de olması demek. Yani özetle bu platformları demişiz ki tüm idari, teknik, altyapı ve operasyonel birimlerini ve yapını da alıp komple Türkiye'ye taşıdı. Yani bütün merkezin al komple gel bize taşın demişiz. Bunu kim akıl ettiyse zehir gibi arkadaşmış maşallah. Yani şimdi bu düzenlemede bir mantık arıyorum ama bulamıyorum yani. Bu platformlardan neye istinaden böyle bir şey istiyorsun? Niye böyle bir şeye gerek var? Evet tamam, kişisel verilerin kontrolünün Türkiye'de olması mantıklı bir şey, olması gereken bir şey. Ama her şeyini al buraya gel ne demek yani? Hadi diyelim ki PayPal gözü kararttı, dedi ki tamam lan işte her şeyi toplayıp Türkiye'ye taşınıyoruz. Geldi buraya, yerleşti. Sonra aynı kanunu İngiltere'de çıkardı, Fransa'da çıkardı. Bu sefer ne yapacak? Yani aslında bu sıkıntılı düzenlemenin böyle saflıktan kaynaklandığını düşünmüyorum. Belki de ne bileyim Türkiye'deki yabancı menşeili ödeme sistemlerini def etmek için yapılmıştır. Hani yerli pazarı belki bizdeki birkaç ödeme sistemine bırakmak amacıyla da yapılmış olabilir. Bilmiyorum, varsayım üretiyorum. Çünkü yapılan düzenlemenin bir mantığı olmadığı için başka bir mantığa dayalı mı değil mi diye varsayımlar üretiyorum şu anda. Tamam, bizim yerli ödeme sistemlerimiz var ama işte bunlar da global değil. Avustralya merkezli bir platformdan ödeme almak için bu sistemleri kullanamıyoruz. Yaygın değil, oralarla anlaşılmış değil, güvenlik sıkıntıları var hala. Bunun gibi pek çok neden var tabii ki yaygınlaşamaması açısından. Tabii milliyetçilik durumları da mevcut. İşte yabancılar Türkiye'deki bir ödeme sisteminin bu pazarlara girmesini istemeyebilir. Dolayısıyla bu yüzden sadece PayPal'la çalışan çok sayıdaki global platformdan ödeme almamız da mümkün olmuyor. Hani biz de isteriz yerli ve milli işte bir ödeme sistemimiz global olsun, bütün herkes bunu kullansın ama olmuyor işte yani, olmuyor. Bari bu gerçekleşene kadar PayPal gibi platformların önü açılsın da Türkiye ekonomisine biraz para ateşleyelim. Çünkü Türkiye ekonomisinin gerçekten buna ihtiyacı var. Son olarak kişisel verilerin korunması ve veri gizliliği konusunda bu kadar hassas olmamız bize ne fayda sağladı diye düşünürken bile cep telefonuma tebrikler, 250 liralık deneme bonusu kazandınız. SMS'leri, WhatsApp'ıma şşt uyanık mısın? Mesajları gelmeye devam ediyor. Bir taraftan Almanya'yı kıskandıracak düzenlemeler yapıp bir taraftan da 7 sülalemizin verisinin kişi başı 1 TL'ye elden ele satılması tam bir tutarlılık örneği. Yüce Rabbimizin aklımıza mukayyet olması dileğiyle.